Herkese merhaba. Bugünkü webinarımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz DNS e protokolünün red team operasyonları aktif kullanımı olacak. Konuşmacımız Halil Dalabasmaz. Webinar sonunda anketimiz var. Cevaplarsanız çok memnun oluruz. Sözü konuşmacımıza bırakıyorum. Teşekkür ederiz. Herkese tekrardan merhaba. Hoş geldiniz. Ee, Ekranı paylaşayım. Şu an ekranım net olarak görünüyor diye düşünüyorum. Sesim de gayet net. Doğru mudur? Evet bir cevap alamadığıma göre her şey yolunda o zaman. Ee, i̇smim Halil. BGA Security firmasında Red Team Leader olarak çalışıyorum. E, Phantom, Spookflare, Wildbomb, Pickle ve Dazzlap gibi projelerin de geliştiricisiyim. E, benim hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız internet sistemi veya slide'da gördüğünüz üzere Sosyal medya profillerimi kullanabilirsiniz. Ben benimle iletişime geçebilirsiniz. Hem de hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. E, yaptığım iş zaten title'ımdan belli oluyor. E, mesaimin tamamını retim operasyonları oluşturuyor. Bir hatırlayalım bu retim operasyonları veya red teaming dediğimiz şey daha kısa tabirle neydi, neydi ne değildi. E, red teaming dediğimiz e, saldırı simülasyonu bir hedefin teknoloji altyapısını, insan kaynağının farkındalığını ve fiziksel güvenlik kontrollerini, hedef alan bir saldırı simülasyonudur. Günün sonunda bu saldırı simülasyonunda aslında aradığımız cevap şu, soru şu, sorunun cevabı. Bir hedefin veya bir kurumun, bir yapının hedeflenmiş bir saldırıya karşı, profesyonel hedeflenmiş bir saldırıya karşı ne kadar dayanıklı olduğunu, yaptığı hem fiziksel güvenlik kontrollerinin hem de bilgi teknolojileri yatırımlarının ne kadar efektif çalıştığını somut olarak görüp ölçmek Amacımız bu. Yani hedef tahtasına konduğunuzda başınıza neyin geldiğini kontrollü bir şekilde sizlere gösteriyoruz veya hizmet alan kurumlara gösteriyoruz ve günün sonunda çıkan sonuçlara göre somut olarak ölçülebilir bir değer elde ediyoruz. Yapılan yatırımların ne kadar iyi çalıştığını. Buna göre de önlemler inşa edilmesi için gerekli know-how paylaşımını yapıyoruz ve her red Team operasyonu kendi içerisinde çok özeldir aslında çok farklı adımları vardı çünkü her hedef birbirinden farklı ve bağımsız bir bankaya yaptığınız reddimik ile bir e-ticaret firmasına yaptığınız reddimik aynı şekilde olmuyor. Çünkü bu tür kurumların kendi kültürleri ve alışkanlıkları var. Buna göre hareket etmek gerekiyor veya oradaki insan kaynağının farkındalığıyla ve potansiyel yatırımlarına göre hareket etmeniz gerekiyor. Ama her red operasyonu şu sağda gördüğünüz adımlardan oluşur. Öncelikli olarak bilgi toplarız. Burada bilgi toplamadaki amacımız ileride geliştireceğimiz, içeri girmek için kullanacağımız senaryolarda e, ihtiyacımız olan muhtemel bilgileri toplamak, ardından potansiyel hedeflerin belirlenmesi, bu hedeflerin e, sistemlerinin bir veya birkaç tanesinin ele geçirilmesi, iç ağa girdikten sonra da artık bize verilen hedef neyse, bu red team'in sonunda saldırgan rolüne bürünüyoruz biz ve bu saldırgan rolünde sonunda ne elde etmek istiyorsak, bize verilen hedef neyse o hedefe ulaşmak için en kısa, bizim için en az maliyetli ama saldırı bakış açısıyla da en fazla etkili olan yolu bulup o hedefe ilerlemeye çalışıyoruz. Ele geçirdiğimiz sistemden alacağımız alıp tekrar bir başka sisteme geçiş yapıyoruz, oradan oraya, oradan oraya en sonunda nihai hedefimize ulaşmaya çalışıyoruz ve sonrasında artık istediğimiz bize hedef olarak verilen veri veya verilere veya duruma eriştiysek. Artık son aşama Actions of on Objectives dediğimiz adım gerçekleşiyor. Data kaçırılacaksa kaçırılıyor veya bir değişiklik yapılacaksa o yapılıyor. Bugün de burada, daha önceki webinar serilerimizde de buradaki her bir adımı e, anlatmaya çalışmıştık. Bugünkü webinar serimizde de DNS protokolünü, sadece DNS protokolü özelinde, biz bu protokolü Red Teaming'de nasıl kullanıyoruz, hedeflenmiş saldırılarda neler yapıyoruz, e, buna değineceğiz. Burada yine uygulamalı olarak, örnekli olarak e, anlatmaya çalışacağım. Hem var olan önlemleri, ve önlemleri nasıl bypass ediyoruz, e, sonrasında neler yapılabilir buna değinmeye çalışacağım ama çok derine girmeyeceğim önlem kısmında. Çünkü e, konumuzun ana amacı e, bu protokolü nasıl kendi amaçlarımız için kullanıyoruz. Şimdi sizin de bildiğiniz üzere DNS, Domain Name System, e, o kısaltılmışı ve aslında... Bütün bilgisayar ağları içerisinde en gözde olan, herkesin bildiği e, protokollerden bir tanesi. Yani bu bilgi teknolojilerinden en uzak olan e, herhangi bir insan bile e, DNS'in 3 aşağı 5 yukarı ne olduğunu biliyor. Hatta DNS ayarlarını değiştirebiliyor çeşitli durumlarda biliyorsunuz. Hani 8-8'i bilmeyen yok artık. E, böyle bir protokol ve aslında bu bilgisayar ağlarının e, çok önemli bir bölümünü oluşturuyor. Çünkü çıkış amacı e, çok basic bir amaç. Normalde biz IP adresleriyle iletişim kuruyoruz ve IP adresini akılda tutmak çok zor bir iş. Rakamlardan oluşuyor ki IPv6'ya geçtiğiniz zaman da küme daha da arttığı için herhangi bir IPv6 adresini akılda tutmak herkes için kolay olmayacaktır. Bu sebeple biz bu sistemlere isim verelim dedik. Yani 888 diye bir IP adresi var. Ya ben bunu 888 diye kullanmayayım ama halil.lokal diye kullanayım mesela. Halil.lokal'i akılda tutmak daha kolay olduğu için hayatımıza bu şekilde giriyor ve sonra da çok fazla farklı özellikler kazanıp birçok farklı iletişimde kullanılıyor ve birçok farklı protokolü destekleyen bir protokol. Nasıl çalışıyor? Biraz ona bir değinelim. Toplamda üç farklı sorgu çeşidi var. Yani DNS sizin de bileceğiniz üzere bir şey sorarsınız size bir cevap verir. Yani ben halil.lokale gitmek istiyorsam bunun IP adresini bilmem gerekiyor. İşte DNS bu, bu işi yapıyor. Halil.lokale'nin IP adresini bulup getiriyor size eğer bulabiliyorsa. Biraz daha detayına girelim. buradaki olay şu. Üç farklı query çeşidi var, sorgu çeşidi var. Non-recursive, recursive ve iterative e, sorgu çeşidi. Bu yandaki grafik e, gayet güzel açıklıyor bu durumu. Burada bir tane kullanıcımız var. E, kendisi e, bir alan adına doğru iletişim kurmak istiyor. Doğal olarak bunun IP adresini bilmesi gerekiyor bilgisayarının veya kendisinin. Bunu bilmediği için artık DNS protokol devreye giriyor ve bütün bir algoritmasını burada görebiliyoruz. Önceki kendisi lokalindeki daha doğrusu bir kullanıcı bir alan adına doğru iletişim isteği başlattığı anda kendi lokalinde herhangi bir tanımlı bir kayıt varsa ona bakılır. İşletim sistemi buna bakar. Eğer yoksa bilgisayarda o an tanımlı lokaldeki ilk iletişim kuracağı diyene sunucuya gider bunu sorar bunu biliyor musun diye. O da kendi içerisindeki sabit kayıtlara ve cache bilgisine, ön bellek bilgisine bakar. DNS'te caching dediğimiz olay var. Yani siz ona bir şey sorduğunuz zaman eğer bir ayar değiştirilmediyse varsayılan ayarlarda Hali nokta lokali sorduğunuzda bir kere bunun IP adresini öğrendiğinde o okay, ön bellek temizlenene kadar o bilgiyi ön belli alır ve bir daha birisi sorduğu zaman ona direkt cevap verir. Böylece trafiği vesaire yormamak amaçlanıyor ve daha hızlı iletişim amaçlanıyor. Şimdi burada kullanıcımız hali nokta lokale gitmek istiyor. Lokaldaki lokaldeki resolver'ına gitti. kendi bilgisayarındaki ismi çözemedi. Sonrasında lokaldeki yerel ağdaki DNS sunucusuna, bilgisayarındaki tanımlı DNS sunucusuna gidiyor. Bunu biliyor musun diyor. Kendisi önce önbelliğini kontrol ediyor. Hayır bilmiyorum diyor. Ve artık bütün o asıl çözümleme dediğimiz süreç başlıyor. Şimdi halil.edu'ya gidelim buradaki şeye göre. Öncelikle edudan sorumlu DNS sunucuların kim olduğunu öğrenmek için root dns'ler dediğimiz dns'lere gidiyoruz. Ve diyoruz ki edudan kim sorumlu? Parça parça sormamız gerekiyor. Protokol bu şekilde işliyor. O bize cevap veriyor. Ardından edu'ya git, edu'yu bulduktan sonra edu'ya da halil edu neresi diyoruz. Eğer bir subdomain varsa işte web sorumlu diye sunucuyu name server buluyoruz. Bu süreç bu şekilde devam ediyor ve en sonunda biz artık eğer varsa böyle bir tanım gideceğimiz alana adı olan işte web dedik. Bunun IP adresini bulup bu bilgiyi elde edip artık iletişimimize başlıyoruz. Artık bu saatten sonra DNS'in olayı bitti görevini tamamladı. DNS protokolünün 2 3 tane çok unik özelliği var diğer protokollerde olmayan. Bir kere DNS sunuculara bir şey sorduğunuz zaman size kesinlikle olumlu veya olumsuz cevap vermek zorunda. Yani ben seni beğenmedim cevap vermiyorum gibi durum söz konusu değil DNS için. Ona bir şey soruyorsanız ya biliyorum diyecek ya da bilmiyorum diyecek. Bir bir üçüncü ihtimal daha var o da şu. Ben bunu bilmiyorum ama bundan sorumlu olan DNS sunucu bu git oraya sor. Der sana Yani olumlu ve olumsuz bize cevap vermek zorunda. Bir diğer ikincisi yine ilerleyen aşamalarda da göreceğiz e, derinlemesine, ofansif tarafta DNS nasıl kullandığımıza. Bazı böyle kurallar var. Örneğin e, sorduğunuz sorunun cevabı 512 byte'den büyükse karşıdaki DNS sunucu size bana TCP üzerinden bağlantı kur, ben sana oradan cevap vereyim diye e, bir paket yollar ve sizin işletim sisteminiz otomatik olarak aynı soruyu tekrar TCP üzerinden e, sorar. Ve DNS'deki bütün trafik normalde e, destination port 53 olacak şekilde UDP protokolü üzerinden gerçekleştirir. Ama biraz önceki söylediğim gibi özel bir durumda yani sorduğunuz sorunun cevabı 512 byte'dan yüksekse e, artık iletişim TCP'ye döner. Yani sizin bilgisayarınız DNS, karşıdaki DNS sunucunun TCP protokolündeki 53 numaralı portuna bağlanıp aynı soruyu sorar. DNS sunucu da aynı şekilde TCP üzerinden ona cevap verir. Özet olarak DNS bu şekilde çalışıyor. E, biz nasıl kullanıyoruz? Şimdi iki farklı şekilde kullanıyoruz. Öncelikle bir saldırgan olarak biz genelde internet üzerinde konumlandırıldığımız için hep bizim işimiz dışarıdan içeriye girmek. Yani biz internetteyiz. Komuta kontrol sunucularımız internette. Hedefimiz olan Halil Bank isimli bir banka var ve bunun yerel ağına sızmak istiyoruz. Burada da DNS'i biz iki farklı şekilde kullanıyoruz. Öncelikle bir internet üzerine yaptığımız aksiyonlarda, ikincisi de yerel ağa sızdıktan sonra yaptığımız aksiyonlarda. Dış tarafda yaptığımız aksiyonlarda genelde yaptığımız şey keşif amaçlı DNS protokolünü kullanmak. En temelde ve her operasyonda neredeyse bunu yapıyoruz. Burada anlatacağım konular ilk diye DNS zone transfer. Bu artık günümüzde çok karşılaştığımız bir zafiyet veya yapılandırma eksikliği değil. Eskiden çok yedik, çok güzel bir zafiyetti. Şimdi DNS zone transferinin olayı şu. Örneğin benim internet siteme bakalım. Şimdi benim kişisel internet sisteme baktığım zaman ee, yok da şey kurmamışım. Şimdi benim artofpon.com isimli alan adımın iki tane name server var. Yani bu alan adından sorumlu iki tane. E, DNS sunucusu var. Şimdi siz altoponla alakalı bir iletişim başlatacaksanız veya bir subdomain iletişim başlatacaksanız günün sonunda doğup dönüp dolaşıp geleceğiniz yer ya bu DNS sunucu ya da bu DNS sunucu. Genelde alan adlarının iki tane en az iki tane e, tanımlı DNS sunucusu vardır IP'leri çözümlerine veya diğer DNS kayıtlarının çözümüne cevap vermek için bunun best praktisi en az iki tane kullanmaktır. Biri servis dışı kalırsa diğeri cevap verir diye. Ama en az bir tane olması lazım. İstediğiniz kadar da DNS sunucu tanımlayabilirsiniz. Şimdi DNS zone transfer dediğimiz şey şu. Şimdi bir tane DNS sunucum var zaten benim. Mira.nscloudflare.com Bir diğeri de zot.nscloudflare.com Şimdi bunlardan bir tanesi primary DNS sunucu. Yani birincil DNS sunucu. O da bu olsun mesela. Mira ns.cloudflare.com. Şimdi ben bunun yanına ikinci bir DNS sunucu ekledim. Ne dedik amacımız? Biri servis dışı kalırsa diğeri cevap versin. Bu da ikinci DNS sunucu oluyor ve diğerleri de zaten bu isimle anılıyor. Şimdi ben bir subdomain açacağım. halil.artofhome.com alan adını açtım ve buna da IP olarak işte 1.2.3.4 IP'sini atadım. Şimdi bu alan adına bir başka kullanıcının erişebilmesi için bu alan adının IP adresini çözmesi lazım değil mi? Ve bu IP adresinin bilgisi Mera'ya tanımlamam gerekiyor. Şimdi Mera'ya tanımladıktan sonra aynı bilgiye Zod'un da sahip olması gerekiyor. Veya burada işte bg.nsclatria.com diye bir DNS sunucu daha ekleyelim diyelim. Üçüncü bir DNS sunucu var. Bunun da bilmesi gerekiyor ki cevap verebilsin soran kullanıcılara. İşte Burada tek tek bütün DNS sunucuları dolaşıp bu kaydı girmektense ben primary DNS sunucuya bu kaydı giriyorum. Ardından diğer DNS sunuculara diyorum ki belirli aralıklarla gidin primary olan bu DNS sunucuyla kendinizi senkronize edin. Kayıtlarınızı eşleştirin. İşte buna DNS zone transfer deniyor. E, sıkıntı şuradan kaynaklanıyor. DNS zone transferinin işleminin gerçekleştirilme yetkisini sadece DNS sunucularının, birbirlerine karşı verilmesi gerekiyor. Yani Mera ile Zod birbirini senkronize edebilir, DNS zon transfer yapabilir veya ne dedik 3. DNS sunucusuna bga.nscloud.com bga.nscloud.com ile Zod'un e, isimli DNS sunucusunun birbirine zon transfer yapabiliyor olması gerekiyor. Eğer zon transfer işlemini siz herkese açarsanız, yani herkes zon transfer yapabilir derseniz e, herhangi bir saldırgan veya bilgi toplamaya başlayan herhangi bir kişi sizin DNS sunucularınızdan bir tanesine gidip Zon transfer işlemini başlatabilir ve zon transfer işlemi dediğimizde işlemi tamamladığınız zaman elde edeceğiniz veri zaten o DNS sunuculardaki kayıtlı bütün e, DNS kayıtları. Yani bu DNS sunucu neyi biliyor, hangi alan adları var burada, hangi kayıt türüne karşılık ne değerler var bütün bu bilgiyi öğrenmiş oluyorsunuz ve herhangi ekstra bir sorgulama yapmadan e, ilgili hedef hakkındaki bütün alan adlarını ve IP adreslerini, bütün DNS kayıt türlerini toplamış oluyorsunuz. Bu böyle bir yapılandırma hatası. Ama dediğim gibi günümüzde e, işlemiyor. Çünkü bu konuda artık e, akıllandılar. E, gerekli önlemler alındı ve bu yapılandırma hatası genelde karşılaşmadığımız bir yapılandırma hatası. Bir diğer konu burada dediğim gibi çok başarılı olamıyoruz ama e, bilgi toplamaya farklı şekillerle devam edebilirsiniz. Subdomain brute force dediğimiz bir e, saldırı vektörü daha doğrusu bir bilgi toplama e, vektörü bulunuyor. Buradaki yaptığımız şey de şu. Şimdi ben Halil nokta alan adı var mı yok mu diye merak ettiğim zaman kime soracaktım? artopon isimli alan adının e, sahip olduğu, onun NS kaydına sahip olduğu yine sunucularına soracağım. Yani zot.nsclub.com'a gideceğim diyeceğim ki Halil nokta var mı? İşte bizim subdomain brute force'ta yaptığımız şey bu. Elimizde çok popüler, en çok kullanılan e, subdomain isimlerinin barındığı bir wordlist var. Ve biz hedefe karşı, hedefimiz artofo.com, buraya sahip e, sorumlu olduğu diye sunucularına sürekli olarak o word listimizdeki subdomainler var mı yok mu diye soruyoruz. Ve karşı tarafın brute force yaparak bu şekilde subdomainlerini tespit etmeye çalışıyoruz. Çünkü her bir subdomain, eğer bir A kaydı varsa tabii ki bizim için daha önemlidir. A kaydı varsa bir IP adresi vardır ve farklı bir sistem anlamına gelir bizim için. Ne kadar çok erişebildiğimiz sistem varsa bizim içeri sızma olasılığımız o kadar yüksek. Çünkü her bir sistem beraberinde kendi risklerini de getiriyor. Yani bir kurumun dışarıya açık sadece iki tane sunucusu varsa, öbür tarafta başka bir kurumun dışarıya açık 200 tane sunucusu varsa bizim saldırgan olarak erişebildiğimiz, aradaki risk değerleri tamamen çoğalıyor, arada bir uçurum oluşuyor ve 200'lük bir sisteme girmemiz görece olarak çok daha kolaydır. Ne kadar çok sistem, ne kadar çok sunucu, ne kadar çok uygulama, ne kadar çok açık port bizim içeri girme oranımızı, ihtimalimizi arttırıyor. Bu sebeple subdomain brute force yapıyoruz. Ve burada bu işlemi, bu arada pasif bilgi toplamadır. Bu karşı taraf benim buradaki sunucumun bu soruyu sorduğunu veya Halil Galabasmaz'ın bu işlemi gerçekleştirdiğini bilemez. Çünkü biz soruyu aslında Public DNS'lere sorarız ve onlar bizim yerimize gidip e, buralara ilgili soruları soruyor. Yani araya başka bir e, DNS sunucu daha e, koyuyoruz. O bizim yerimize gidip bu işlemi gerçekleştiriyor. Ve hatırlayacak olursanız da DNS'in hani unik özelliklerinden bir tanesi neydi? Olumlu ve olumsuz bana cevap vermek zorunda. Yani ben Google mesela Public DNS'i var. 888'e gidip işte hali.artofon.com'u biliyor musun dediğim zaman... Bu zaten bir public DNS görevi yaptığı için hani her şeye cevap vermeye çalışıyor. E, bilmediği için gidip Halil nokta alan adından sorumlu Enes Kayna kim varsa orada gideni sunucusunu bulup gidip ondan cevabı alıyor. Ya var diyor. Al kayıt cevabı kayda karşılık gelen cevap bu. Ya da yok diyor. Burada bu işlemi çok hızlı yapabiliyoruz. E, bunun için hani asenkron e, sorgular atabilirsiniz. E, veya multi -trading, multiprocessing'i kullanabilirsiniz. Yeter ki sunucunuzun güzel bir bant genişliyorsun ve bu tür public DNS'ler tarafından da blacklist'e girmemiş olsun. Ben burada IO Brut'u kullanıyorum. Bu çok güzel bir araç. Asenkron olarak bütün işlemi hallediyor. Örneğin bakalım. Kaç tane kaydı varmış. Çok hızlı bir şekilde bana hedefim olan aradığım bütün DNS kayıtlarını bulabildiği kadarını getiriyor. Bunların hepsi benim word listimde var. Yani www kelimesi olduğu için burada kullandığım araç www.sisco.com'u gidip soruyor. İşte NS2 var, ekliyor, soruyor. FTP var, işte Cisco.com gidip ona soruyor. Ve bunu yaparken dediğim gibi araya başka public DNS sunucular koruyoruz. E Varsayın olarak 888 ve 111'i kullanıyor. En popüler, en çok kullanılan public DNS sunucular. Biri Google'ın, biri Cloudflare'in. E, çok iyi cevaplar, çok hızlı şekilde cevaplar veriyorlar ve Buradaki her bir subdomain, bakın hepsinin bir veya birden fazla IP adresi var. Bunun her biri ne kadar çok olursa benim sisteme girme ihtimalim e, o kadar artıyor. Ve DNS'i kullandığımız, DNS üzerine yaptığımız işlemlerden bir tanesi bu. Subdomain, brute force işlemi. Bir ikinci konu, DNS database'leri var. Public olarak yayınlanan, örneğin Rapid7 firmasının e, Sonar isimli projesinin e, de paylaştığı forward DNS dediğimiz, e, forward edilip de sorulan, pasif olarak topladığı, e, DNS kayıtları var. Bunları alıp inceleyebilirsiniz. Hiç bir şekilde herhangi bir yere paket yollamadan e, çok basit, basit parsing işlemleriyle karşı tarafta ne gibi DNS kayıtları var bunu bilebilirsiniz. Şimdi subdomain brute force'un şöyle bir sıkıntısı var. Eğer word listinizde yoksa karşıya soracağınız bir şey yok. Karşıya soracağınız bir şey olmadığı zaman da o DNS kaydı var mı yok mu bilemezsiniz. Yani ben dala basmaz gibi bir unik bir subdomain oluşturursam dalabasmaz.artopman.com bu kelime herhangi bir Public word liste olmayacaktır. Olmadığı için soramayacağım. Soramadığım için cevap alamayacağım. İşte bu yüzden bu e, toplanan DNS dataları bizim için önemli. Çünkü zaten bu tür siber e, istihbarat işi yapan firmalar gidip bunları topluyorlar. E, benim yerime zaten toplamış. Dediğim gibi ben parsing yapıyorum. Şöyle düşünün. E, böyle yürük bir ismi nereden bulabiliyoruz biz? Çeşitli senaryolar var bunun için. Örneğin o ismi bilen sizin çalışanlarınızdan bir tanesi herhangi bir browser'a tutup onu yazıp enter'a bastığı anda işletim sistemi lokalde o ismi Ola ki çözemedi veya çalışanın bilgisayarının kurumla bağlantısı koptu artık internete bağlı diyelim. Orada yazdı dalgınlıkla direkt o bilgi public DNS'lere gitti. Artık kayıt altına alındı e, ve o domain'in artık var olduğunu biliyoruz ve bu tür veriler e, bu şekilde paylaşılan e, veriler içerisinde DNS verileri içerisinde bulunuyor ve sizin sadece geriye parsing yapmanız kalıyor. Bir ikinci konu, virüs Total gibi çok popüler platformlara. E, normalde atılmaması gereken dosyalar atılıyor. Yani içerisinde bu şekilde unik isimlere sahip alan adlarının geçtiği dosyalar tutup taratılıyor. Yani SSH private key'ini tutup virüs e adam atan adam var. O yüzden çok yadırgamıyorum bu işi. Bu tür scanner'lar, VirusTotal gibi scanner'lar aldıkları veriyi sadece böyle üzerine bir mal veri var mı, enjekte edilmiş mi diye bakmıyor. Aynı zamanda metadatasını da çıkartıyor. Ve bu metadatayı onu kullanan kullanıcılar ücretsiz olarak paylaşıyor. Yani virüs gidip herhangi bir alan adını arattırdığınızda geçmişte taradığı herhangi bir dosya içerisinde bir alan adı geçmişte bunu sizde paylaşacaktır. Veya taradığı bir dosya oralara connection kuruyorsa yine onu da alıp metadata olarak paylaşacaktır. Burası da güzel bilgiler elde ediyoruz. Ekstradan subdomainler, sistemler bulabiliyoruz. Bir diğer güzel konu ise SSL sertifikaları üzerinde geçen alan adları. Burada en çok karşılaştığımız senaryo şu. Örneğin RDP dışarıya açılıyor veya daha üst düzey bir kurum için konuşalım. Mesela SIP server'ın normalde açılmaması gereken bir tane portu dışarıya açılıyor. Veya bu link şimdiki adı Skype for Business oldu. İşte ova Outlook web application bu webmail, Outlook'un webmail versiyonu o dışarı internete açılıyor. Veya kurum özel herhangi bir uygulama dışarı açılıyor. Güvenli olsun diye e, HTTPS sertifikası entegre ediyorlar ve o şekilde açıyorlar ama sıkıntı şu bu sertifikaların imzalanan isim kısmında iç ağda aktif direktörde kullanılan alan da kullanılıyor. Yani ben mesela halilbank.com'u iç ağda da halilbank.local diye bir aktif direktörü kurmuşum. şeyi ismi ona göre imzalayıp RDP sertifikasını da entegre ediyorum doğal olarak. RDP'yi bu şekilde dışarı açıyorum. Burada yapacağınız şey bunu yine Sibel sipariş firmaları sağlıyor veya bu tür database paylaşanlar var. Kurumun ismine benzer veya içeride kullandığına muhtemel isimlerle sorgu yapabilirsiniz. Veya komple bir ESN'ini verip aratabilirsiniz. Eğer dışarı bir tane sertifikası ifşa olduysa ve içerisinde böyle zaten belli olur. Genelde uzantısı sonu lokaldir. Böyle bir isim görürseniz bu bilgi bizim için çok önemli. Bunu da ki detaya çok girmeyeceğim. Linkini koydum kişisel internet sistemdeki blok yazısını inceleyebilirsiniz. Sadece içerideki e, aktif direktörü alan adı ismini, bilerek ortalama yani piyasadaki ortalama hemen hemen 10 cent box'tan 9'unu çok rahat atlatabilirsiniz zararlarınızla. Yani biz operasyonlarda e-posta ekine zararlı gönderiyoruz. Bu otomatik olarak cent box'a taranıyor. Ve şu şekilde bir kontrol ekleyebilirsiniz zararlarınıza. Çalıştığın anda hani normal o zararlı aktiviteni yapma bir bekle. Bulunduğun sistem bir aktif direktöre dahil mi diye bir sor. Eğer cevap true dönüyorsa ardından ismi halilbank.local mi bu aktif direktörün adı. Eğer bu tutuyorsa çalışabilirsin, tutmuyorsa çalışma. Sandboxlar da zaten 2 artı geçti, dört mantığına çalışan cihazlar. Bunlar da eğer sizin zararınız sandboxa çalışıyorsa zararlı bir aktivite yapmazsanız size temizlemek zorunda. Yani bunun herhangi bir zararlı bir şey görmedim ama yine de şüpheleniyordum diyemez. E, zararlı aktivite görürse zararlıdır der, görmezse e, temizdir demek zorunda. E, ben aktif direktöre dahil olmadığımı gördüğüm zaman çalışmıyorum, çalışmadığım zaman da zararlı olarak sınıflandırılamıyorum. Bunun başarılı olmasının bir diğer sebebi de kurumlara sahip olduğu sandbox teknolojilerinin sanal makinalar yani analiz yaptığı sanal makinalarında normalde sandbox vendorları golden imaj dedikleri bir imaj var. Yani sizin kurumda kullandığınız imaj neyse onu bize verin. Biz o imajı kendi sandbox VM'imize kuralım orada analiz yapalım. Çünkü hedeflenmiş zararlıları, saldırılardaki zararları böyle tespit edebilirsiniz sandbox seviyesinde ama bu kullanılmıyor. Sandbox'ın içerisindeki VM imajı standart Windows 10, Windows 7 imajı e, herhangi bir Active Directory dahili vesaire yok. Normalde oraya basit bir tane Active Directory kurulursa bu önüne bypass edilir. ama dedim kimse yapmıyor bunu. E, i̇şte admin haklarında çalışıyor vesaire böyle sorular sorabilirsiniz. Dediğim gibi burada inceleyebilirsiniz. Yani external'da internet üzerinden yenisi bu şekilde biz kullanıyoruz. E, buradaki bilgi bizim için çok önemli. Peki İta ah, geçtiğimiz zaman neler yapıyoruz? Yani bizim zararlımız, biz bu takara bilgiyi topladık dışarıda. Okey, artık operasyonun iç tarafı var. Yani zararlıyı biz hedefe gönderdik. Hedeflerden bir veya bir iki tanesi ele geçirdik. Bizim zararlımız artık orada çalışıyor. Şimdi bu zararlının benim internetteki komuta kontrol sunucularımla iletişim kurması lazım. İletişim kurmayan zararlı hani kendi başına öyle durur. İletişim kurabilirse artık gerçekten zararlı olur ve ben ona kullanabilirim, hükmedebilirim. Ona emirler verebilirim ve o da o emirleri gerçekleştirip sonuçlarını bana gönderir. Şimdi bunun için çok popüler aslında istediğiniz her protokolü kullanabilirsiniz. Yeter ki kurum iç ağından senin komuta kontrol sonucuna o protokol izinli olsun. Tek şart bu ama günümüzde tabii ki bu kadar özgürüz ama işler gerçek hayatta öyle değil. Örneğin eskiden 90'lardaki gibi IRC botnet'i tutup şu anda bir Türkiye'deki ortalama bir bankada kullanamazsınız. Çıkamayacak dışarı çünkü direkt olarak bloklu. Dışarıya ne izinli? Dışarıya kurum için normal ortalama bir kurum için http http trafiği bu da zaten port bazlı da bloklanmıştır. Yani destination port 80 veya 443 olacak. Herhangi bir senin avladığın zararlının çalıştığı sistem dışarıya http veya https'ten çıkabilir. Veya e, DNS protokolü üzerinden çıkabilir ki burada bunu konuşacağız. E, aynı zamanda popüler Command Control, komuta kontrol e, protokollerinden bazıları da TCP Socket ve SMB protokolleri çok sık kullanılıyor, kullanıyoruz. Ama bunlar daha çok içeri sızdıktan sonra Lateral Movement'ta kullandığımız protokoller. Aktif olarak HTTP ve HTTPS üzerinden veya DNS protokolü üzerinden zararlar e, dışarıya çıkabiliyor. E, burada normalde komuta kontrol sunucuları aslında baktığı zaman dörde ayrılır. İşte Stage 0, 1, 2, 3 olarak e, tanımlanır ve bunlar çok farklı amaçlara hizmet eder. Yani phishing yaptığınız sunucu üzerinden zararlı indirtirirsiniz ama zararlı çalıştığı zaman başka bir sunucuyla bağlantı kurur. Oraya bağlantı kurduktan sonra bir başka komuta kontrol sunucusundan da kalıcı olmak için ihtiyaç duyacağı kodu alır. Ve en son bütün iş bitti, yayıldınız. Datayı exfiltrate edeceksiniz, dışarı çıkaracaksınız Bunun için de başka bir komuta kontrol sunucusu kullanırız. Bu kadar çok farklı sunucu ve alınadığı kullanmamızın sebebi Olası bir ifşa anında çok hızlı bir şekilde, esnek olarak e, hem erişimimizi kaybetmemek hem de alınan karşı önleme cevap vermek için. Eğer siz her şeyi tek bir alana IP adresi ve sunucu üzerinden yaparsanız, ilk ifşa olduğunuz anda bütün operasyon batacaktır. Şimdi burada DNS'i nasıl kullanıyoruz? E, ondan bahsedelim. Bunun bir diğer adı DNS tunneling. Şimdi DNS tunneling'in mantığı şudur. Şöyle bir senaryo düşünelim. Normalde DNS paketlerinde, bu da ayrı bir kuraldır, DNS paketlerine siz veri taşıyamazsınız. HTTP paketine taşıyabilirsiniz. Örneğin bir İK sayfasına girdiniz. CV'nizi upload etmek için bir form var. Tutup PDF'yi oraya atarsınız. HTTP'nin post metodunda genelde gider bu. Ve post metodunda header'lardan sonra bir satır boşluk bırakılır ve sizin o PDF'niz, işte o sistem nasıl yapıldıysa genelde ve binary formatında karşı tarafa gönderilir. Yani sen HTTP paketinde veri taşıyabiliyorsun. Ama DNS'de böyle bir şey mümkün değil. DNS'de böyle bir veri taşıma durumu yok. Ama biz taşıyoruz. Nasıl oluyor? Şimdi ondan bahsedeceğim. Şöyle bir senaryo düşünelim. Buradaki yine çizim, ilustrasyon da e, bu konuda e, hayal etmeniz için de e, kolaylık sağlayacaktır. Şimdi benim zararlım kurumdaki herhangi bir sistemde çalıştı ve DNS üstünden dışarı çıkmak istiyor. Zararlının şöyle bir yeteneği var bu iş için. Çalıştığı anda örnek olarak buradaki senaryomuzda bir kullanıcı ve parola bilgisi kaçırılıyor. Şimdi burada zararlı çalıştı bir phishing ekran çıkarttı diyelim mesela. Kullanıcı adının, kullanıcının kullanıcı adı ve parola bilgisini aldı. Bu bilgiyi genelde bir encoding yani alan adının structure'ını bozmayacak bir encoding'den geçiriyor. Örneğin parolasında işte büyük A küçük A 3 4 5 6 ünlem ünlem var. Şimdi bundan subdomain üretemem. Çünkü ünlem değeri var. Ünlem değeri bir subdomain'de olamaz. Bir e, DNS'te domain isminde A'dan Z'ye harf sıfırdan dokuza rakam kullanabilirsiniz. Tire ve alt tire kullanabilirsiniz. Başka bir karakter kullanamazsınız. Bu sebeple çeşitli enkoding yöntemleri var. Örneğin Base 64 veya Base 32 kullanabilirsiniz. En popülerleri bunlar. Şimdi adamın kullanıcı adını ve parolasını aldım ben. Nedir? İşte Halil e, parolası da büyük küçük k 3, 4, 5, 6 ünlü Bunu Base 64 ile enkod ediyorum. Ardından benim DNS tünel kuracağım sonucu hack.com Önüne bunu domain olarak ekliyorum. Mesela bunu enkod ettiğimde değer şey olsun. am 9, L, L, H, oldu. Nokta koyuyorum sonra. İşte hack.com. Burası örtünel sunucum. Lokaldeki DNS sunucusuna şunu soruyorum. Bu alan adının bana A kaydını getir. Ben bunun IP adresini merak ediyorum diyorum. DNS sunucunun görevi neydi? Gidip o soruyu eğer bulup getirebiliyorsa. Bulup getirecek. Bulup getiremiyorsa da hayır ben bilmiyorum. Bulamadık bunun cevabını diyecek değil mi? Olumlu ya da olumsuz cevap vermek durumunda aynı zamanda şunu da unutmayalım. Buradaki infected hostumuz hiçbir şekilde firewall'dan geçemiyor. Yani HTTP, HTTPS trafiği çıkmıyor dışarı. Sadece şunu yapabiliyoruz biz. Lokalde bir DNS sunucu var. Ki kurumda var. Buna gidip işte Apple Common kaydını getir diyorum. Getiriyor. Microsoft Common kaydını getir diyorum. Getiriyor. Yani internetteki bir alan adının bana DNS kaydını getiriyor. Bu ne demek? Bu dışarı çıkabiliyor demek. İşte biz burada bu feature'ı kullanıyoruz. Bu subdomainin A kaydını getir diyorum. DNS sunucu Firewall'umuzdan geçiyor, internete geliyor. Zaten bu benim alan adım. Bu alan adından sonra yine sunucuyu ben yönetiyorum. Bu benim DNS sunucuma geliyor ve bana şöyle bir cevap geliyor. Buradaki DNS sunucudan, soru geliyor daha doğrusu. Böyle bir e, subdomaini biliyor musun? Ben ona rastgele bir tane A kaydı, rastgele bir tane IP sallıyorum, gönderiyorum onu. Önemli değil IP adresi ne oldu. Benim için önemli olan şu kırmızı kısım. İşte bu kısım zaten zarar ile geliştiren ben olduğum için BZ64 ile enkod ettiğimi biliyorum. Dekod ediyorum ve buradaki avladığım kullanıcının artık senaryomuzda IP parolayı parola almayı hedefimiz. Bunu elde etmiş oluyorum. Yine bunu emir vermek için de kullanabilirsiniz. Buna beaconing deniyor. Bu host belli aralıklarla, infected host ele geçirdiğimiz makine, belli aralıklarla yeni bir emir var mı yok mu diye Mesela bu subdomain, şöyle random subdomain generate ediyor. TX'te kaydını soruyor bize. Bize TX'de kaydını soruyor. Ve biz de ona cevap veriyoruz. TX'de kaydında yaklaşık 200-252 byte boyutunda ASCII veri cevap verebiliyorsunuz. Ona Base64 encode edilmiş cevabımı veriyorum. işte. şu an bekle mesela. İşte 5 dakika sonra tekrar gel. Veya git iş, IP config komutunu çalıştır. Hash dump yap. İşini bitirdikten sonra biraz önceki veriyi kaçırdığı gibi. Örneğin IP config komutunu çalıştırdı diyelim. Veya hash dump yaptı lokaldeki eşleri aldı. Bunu base 64'e enkod ediyor. Çok uzun bir veri çıkıyor burada dolları. Bunu parçalara bölüyor. Örneğin 50 karakterli parçalara bölüyor. Yani 25 karakterli parçalara bölüyor. Tek tek lokaldeki DNS sunucuya gidip bunların kaydını getir bana diyor. Ve lokaldeki DNS sunucu da gelip bana bunların cevabını e, getirip veriyor. İşte bu DNS tünel dediğimiz olay bu DNS üzerinden zararlı yönetmek, data kaçırmak dediğimiz olay bu. Normalde dediğimiz gibi DNS'te paket e, veri kaçıramıyorsunuz ama e bu şekilde protokolün var olan özelliklerini, legal özelliklerini kullanarak bu şekilde siz protokolü kendi amacınıza göre istediğiniz gibi esnetebilirsiniz ve içeriye erişim elde edebilirsiniz. <laughs> burada örnek olarak çeşitli projeler var. Hani sizin kendinizde tecrübe edebileceği Ayudin isimli proje var. Bunu kullanabilirsiniz. Veya çok popüler üst düzey komuta kontrol sunucuları, post exploitation projeleri de bunları destekliyor. Örneğin burada bir tane yapalım. Şimdi benim bir tane burada sunucum var. Öncelikle şunu bir direktörün ayağa kaldıralım. Okay. <laughs> İşler nasıl görüyor, yürüyor bir de bunu görsel olarak görelim. Şimdi burada bir tane sunucumuz var. Buradaki sunucumuzda biz zararlıyı bulaştırdık buraya. Şöyle Ethernet'i dinleyelim. Sadece DNS trafiğini dinleyeceğim. Şurada da komuta kontrol sunucumuzda burada. Okey. Şimdi bu DNS protokolündeki zararlar iki şekilde çalışıyor. Bir staged versiyon vardır bir de stageless versiyon vardı. Staged versiyonda şuradaki illüstrasyonda hatırlayacağınız üzere alacağı stage asıl işi yapacak zararlıyı bu şekilde e, TXT kayıtları sorarak toplar. Örneğin şurada var bir tane e, zararlımız. Bunu çalıştırdığım zaman bu zararlı benim DNS Tünel kurduğum, yayın yaptığım alan adına sürekli olarak belirli bir sintaksta belirli bir unik değerde sorular sormaya başlıyor. Örneğin şurada değerini görüyoruz. Hatta şöyle biraz daha şey yapalım. Unikleştirelim. Sadece sorduklarımızı getirelim. Evet. Sadece sorduklarını getiriyorum. Hatta şöyle biraz öyle gibi. Şu an mesela bu çalıştırdığımız ekranda gördüğünüz gibi şey, Cobalt Strike'ın DNS beacon e, zararlısının nasıl dışarıdan stage'in çekmeye çalıştığını görüyoruz. aaa.stage diye bir değer bunu biz belirliyoruz. Ardından bir sayısal değer yine bunu biz belirliyoruz. Sonrasında test sub.003 artofon.org'a sürekli olarak txt kaydı soruyor. Buradaki değerler böyle unik olarak değişiyor. Ne kadar soracağını kendisi biliyor çünkü karşıdan çekeceği stage'in boyutunu biliyoruz. Ve örneğin bu sorduğumuz soruya şöyle baktığınız zaman dediğim gibi bu subdomene txt kaydı soruyoruz biz. Şimdi buna karşılık gelen cevaba bakalım bizim komuta kontrol sunucumuz nasıl cevap veriyor ona bakalım. Bu soruya karşılık gelen cevap bu ve bu cevapta biz şu şekilde enkod edilmiş veriler görüyoruz bakın. Şöyle bir veri. Burada bu veriyi aldı, bunu cebe koydu. İkinciyi soruyor. İkinci sorduktan sonra değer değişiyor. Üçüncüyü soruyor, dördüncüyü soruyor. Bu böyle devam edecek. Ta ki bütün stage'i böyle DNS paketleri içerisine aldıktan sonra. İşlemini bitirdikten sonra bunu birleştirecek artık injection yöntemi neyse onu injekte edip komuta kontrol sunucusuyla konuşmaya başlayacak. Bu şekilde stage çektirmek DNS protokolü üzerinden çok uzun süren bir işlem. Cobalt Strike'ın bu şekilde olan DNS bir kanı yaklaşık 4 dakika içerisinde oturuyor. Yani 4 dakika içerisinde çekiyor bütün stage'i. O yüzden DNS'te birazdan yine değineceğim. Biz stageless payload kullanmayı seviyoruz. Şimdi bunun bitmesini beklemeyelim. Zaten gördük nasıl çalıştığını. Oturduğu zaman nasıl hareket ediyor? Artık emir nasıl alıyor? Emri nasıl teslim ediyor? Ona bir bakalım. Ups yanlış böyle çalıştırdım. Evet çalıştığı zaman artık stage oturduğu zaman da şu şekilde işlem gerçekleştiriyor. A kaydı sorarak ben artık buradayım. Bir e başladı. Şu an slip sıfır olduğu için sürekli soruyor. Size bize burada emir soruyor. Yeni bir emir var mı diye. Bizim ona vereceğimiz IP adresi bilgisine göre emirin olup olmadığını anlayacak ve tekrar gidip TXT kaydı soracak. Emir alacak. Sonra A kaydıyla bize bu emri teslim edecek. Bir tane emir gerçekleştirelim. Örneğin şurada erişimim geldi. Mesela şu anki kullanıcımızın adını alalım. Burada emri girdim. Emri girdikten sonra bu emri gerçekleştirdi ve bakın buradaki e, A kayıtları üzerinden gerçekleştiren emri encode ediyor ve şu şekilde sayısal değerler veya rakamsal değerler oluşuyor bu encoding sonucunda. Bunlardan subdomain oluşturup benim DNS sunucuma gönderiyor ve ben komuta kontrol sunucum bunları birleştirip decode ediyor veya kullandığınız encryption neyse burada decryption işlemi gerçekleştiriyor ve ben e, istediğim sorduğum sorunun cevabını alabiliyorum. İşte buna deniz üzerinden hani zararlı yönetmek bu şekilde. Burada saldırgan olarak dikkat edilmesi gereken şeylerden ilki işte alan adınızın işte böyle katı bazen kategoride olması gerekiyor. Yani sağlık kategorisi gibi izinli, eğitim kategorisi gibi izinli kategorilerde olması gerekiyor. DNS sonucu çıkmanıza izin versin vesaire gibi durumlar olabilir. Bir diğer konu aslında bu 2020'ye kadar bir sorun değildi bizim için. Çünkü doğru düzgün bu şekilde bir atak vektörünü tespit edebilen yani bir teknoloji vesaire yoktu, var olduğu iddia ediliyordu ama yoktu. Her yerde biz bypass ediyorduk. Ama artık bu işi gerçekten yapmaya başladılar ve Coval Strike'ın bu şekilde veya zaten diğer zararlılar da bu e, algoritmayla çalışıyor. Siz bu şekilde sürekli belirli bir destination'a e, böyle sorgu atmaya başladığınız zaman bu DNS üzerinden bu şekilde komuta kontrol yapmayın. E, bu tür zararlı aktiviteyi tespit edebiliyorlar artık. Yani rate limiting'e bakıyorlar. Sizin alana da sintaksınıza bakıyorlar. Burada bir garip bir şeylerin olduğu aslında çok bariz bir şekilde görünüyor. O sebeple biz artık DNS, bu şekilde DNS tünellemeyi biz çok 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 e, izole bir sistemde erişim elde ettiysek kullanıyoruz. Ve bizim için oradaki erişimde yapacağımız çalışma çok uzun vadeli ise yani herhangi bir zaman kısıtımız yoksa kullanıyoruz. Burada silip sıfırdı. Şurada zaten pat 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 DNS paketleri düştü. Biz burada silibi yani 5-15 dakikada yapabiliriz saldırgan olarak. Yeter ki bizim zamandan yana sıkıntımız olmaz. Böyle olduğu zaman zaten tespit edemiyorlar ama çok hızlı DNS sorguları atmaya başladığınız anda hem alan adının sintaksından hem rate limitingden direkt olarak tespit ediliyorsunuz ve alarmlar çalmaya başlıyor. O sebeple dediğim gibi tercih ettiğimiz durumlar artık değişti. Ve beraberinde savunma işini yapan kişi veya ekipler ekiplere siz nereye bakması gerektiğini söylemezseniz genelde bir şey bulamıyorlar. Yani onları şu şekilde yönlendirmeniz lazım. İşte hostname'i DC01 olan makinede bir sıkıntı var. Bak böyle bir şüpheli bir durum var. Git bunu incele dediğiniz zaman bir şeyler bulabiliyorlar. Durduk yine bir şey bulamıyorlar. i̇şte sorunumuz bu. Ekstradan böyle bir bilgiye ihtiyacımız var. Ne yapacağız? Yeni teknolojilere adapte olacağız. Yani biz Red Team adına konuşuyorum. Yeni teknolojilere adapte olacağız. O da nedir? DNS over HTTPS. Şimdi bu DNS'te Zaten şu traditional way kısmına görüyorsunuz. Şimdi işler e, sıkıntılı. Şöyle düşünün. Google.com'a gitmek istiyorsunuz. Tamam mı? HTTPS bile olsa browser'a yazıp enter'a bastığınızda bunun IP'sini çözmeniz gerekiyor. Ve herhangi sizin yerel ağınızdaki herhangi bir saldırgan veya ISP seviyesindeki bir saldırgan bir kurum Google'ın IP adresi için farklı bir IP adresi dönebilir ve sizin DNS'ten başlayan o spoofing işlemini gerçekleştirip bütün trafiğinizi hijack edebilir. Bunun geçmişte çok güzel örnekleri var. Bunlar yaşandı bu sebeple dediler ki hani bu işi daha da secure hale getirelim. Nedir? İki tane seçenek çıkarttılar. DNS over TLS, DNS over HTTPS. Şimdi DNS over TLS ve HTTPS'e bütün DNS trafiği, bu sorgu işlemleri, soru cevap kısmı tamamen encrypted bir şekilde gerçekleşiyor ve herhangi bir atakır veya saldırgan hem yerel ağınızda olsun hem de ISP seviyesinde olacak şekilde bir atak atakır olsun bunlar çok 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 zorlanıyorlar ve neresi imkansız burada araya girmeleri. Bazı şartlar var araya girebilmeleri için. Ve bunu da kolay kolay herhangi birisi sağlayamaz. Bu sebeple daha secure bir e, iletişim gerçekleşmiş oluyor. Biz IP adresimizi öğreniyoruz ondan sonra iletişimimize başlıyoruz ve her şey yeşil yeşil böyle green bar'ları görüyoruz. Buradaki farklı seçenek var dedik. DNS over TLS bir diğeri DNS over HTTPS. Şimdi DNS over TLS'in olayı şu ikisi de encrypted ama çalıştığı portlar farklı. Yanlış hatırlamıyorsam dns 4 ile 893 numaralı TCP portundan çalışıyordu. Şimdi bu şekilde bir mekanizmanın herhangi bir kurum tarafından kullanılması çok da kolay değil. Yani o portu dışarıya açmayı herhangi bir kimse istemez. Zaten bu şekilde bir DNS'de isim çözme olayı yeni yeni yaygınlaşmaya ve kabul görmeye başlamışken kimse buna cesaret edemez. Bir diğer konu DNS4HTPS'dir. Burada ise bütün trafik HTTPS protokolüne ve destination 443 olacak şekilde gidiyor. Yani ben artık bir UDP paketi oluşturup lokaldeki DNS sunucuya yolluyorum. Oradan da işte o gidiyor dışarıdaki sunucuya soruyor. Getiriyor olayını bırakıyor biliyoruz. Böyle bir seçeneğimiz var. Direkt HTTPS'ten bu hizmeti sağlayan e, vendorlara gidip sorduğumuz sorunun cevabını alabiliyoruz. Örneğin şu Cloudflare'da ben şey yapmıştım herhalde. Ya da DNS Google'dan şey yapalım. <laughs> Evet bağlı oldum ISP DNS Google engellediği için. Password'ı soralım. Domain'i neydi onu unuttum. O yüzden bunu bir öğrenelim. Evet. Burada var mesela cloudflare dnscom Evet bu bir tane. Burada JSON istekler yapılıyor genelde. Şöyle bir istek yapıp soralım bakalım. Örneğin security bgsecurity.com'un A kaydını getir diye. Burada yaptığım direkt olarak bir HTTP isteği. Evet bgsecurity.com'un A kaydını getir dediğim zaman bana böyle bir JSON dönüyor ve ben BG Security com'un A kaydını öğrenerek ki o da burada 104 26 477'ymiş. İletişime başlayabiliyorum. DNS over HTTPS dediğimiz olay bu ve bu şekilde çalışıyor. Siz saldırgan olarak bizim e, açımızdan bakacaksak nasıl bir avantaj sağlıyor bize? Biraz önceki şu beaconing olayı var ya, bu tamamen ortadan kalkmış oluyor. Buradan bizi yakalayamıyorlar. İkinci durum nasıl yapıyoruz? Zararlı mı şu şekilde çalışıyor? Sürekli olarak Cloudflare, TrendDNS.com veya işte dns.google veya başka bir sürü vendor var. Bunların alan adı high reputation olarak geçiyor. Çok yüksek reputasyona sahip ve herhangi bir kurum gelip bu alan adlarını bloklamaz. Zaten bloklarsa e, işte bunların sağladığı başka teknolojiler de var. Onları da bloklamış olacak. Ben sürekli olarak buralara HTTPS isteği yapıyorum. İkinci avantaj trafik tamamen encrypted HTTPS'ten. SSL inspection yapan kurum sayısı çok az. Kaldık SSL inspection bile yapsa henüz daha DNS eşitip esi anlayıp bu şekilde engelleyebilecek bir best practice vesaire ben görmedim. Tecrübe etmedim. Zaten herhangi bir kurumun da implemente ettiğini geçmiş operasyonlarınızda da görmedim. Böylece biz biraz önceki zararımıza şunu diyoruz. Çalıştığın zaman o soracağın query'leri lokaldaki DNS sunucu değil de şuradaki bu URL olan kısımdaki neyin parametresini ekle. Yani burada mesela neyi sormuştu? işte. 12e605ba.test.sub003.10.10 Bunu al buraya yaz, yolla, sana cevap gelecek. Zaten yine aynı şekilde bunlar da DNS sunucusu olduğu için cevap vermek zorunda. Gelen cevaptaki veriyi parse et ve işine devam et. Bu şekilde bir aksiyon aldığınız zaman çok rahat bir şekilde hem DNS protokolünü kullanıyorsunuz hem High Reputation alanı kullanıyorsunuz. Yani bir saldırgan olarak ben her zaman derim Google.com'da bir tane subdomainim olsa giremeyeceğim network yok. Çünkü her tarafta izinli. Şimdi DNS over HTTPS'de aslında bizim açımızdan bu oldu. Google'ın domainini, Cloudflare'in domainini ben kendi zararlımın iletişim için ya da data exfiltration için kullanabiliyorum. Üstelik HTTPS protokolünde gerçekleşiyor ve dediğim gibi bu şekilde high reputation olan domainlara yönelik herhangi bir trafik analizi vesaire gerçekleştirilmiyor. Görmedim ben bunu. Artık yeni şeylerimizde bunu kullanıyoruz. Eski bu biraz önceki gösterdiğim yaptım yaptığım beaconing'i kullanmıyoruz. Çünkü dedim gibi ortalama artık her kurum bunu e, e, tespit etmeye başladı. Peki başka ne yapabiliriz? Yani şu ana kadar bilgi toplamayı gördük. Bir ikincisi zararlımızı DNS protokolü yani full izole networklerden dışarı çıkartmanın yolunu gördük, bulduk. Başka DNS'ten ne yapabiliriz? İşte yapabileceğimiz çok daha güzel bir şey var. O da şu. İçeri girdik. Bizim içeri girdikten sonra eee saldırıyon olarak ilk eriştiğimiz makinede zaten alacağımız veriyi alıyoruz. Başka sistemlere sızmak için kullanabileceğimiz veya bizim hedefimize yönelik verileri alıyoruz. Bu saatten sonra iş bitmiyor. Yani her zaman tek bir makineyle geçirdiğinizde bütün operasyon bitmiyor. Devam etmeniz gerekiyor. Başka makinelere yayılmanız gerekiyor. Bu durumda da artık tıpkı dışarıda yaptığımız gibi içeride bilgi toplama işlemi başlıyor. Burada da Hedefimiz de bizim hep genelde zaten aktif directorysi olan kurumlar oluyor. Yani aktif direktör olmayan bir kurum yok zaten. aktif directorysi olduğu için burada şöyle bir durum söz konusu. Active Directory Integrated DNS Zones diye bir şey var. Şimdi siz Active Directory'nizi kurduğunuz zaman bir tane DNS sunucunuzun olması lazım ve genelde yapılan şey şudur. Active Directory Integrated DNS Zone kullanmaktır. Yani aslında DNS sunucunu sizin domain kontrolörler oluyor. Ayrı da kurabilirsiniz. Problem yok ama Active Directory ile sürekli etkileşim ve senkronizasyon halinde. Bu olduğu zaman replikasyonu çok hızlı yapabiliyorsunuz. Daha güvenli, daha efektif. Ayrıca bir DNS sunucu, komple ayrı bir DNS sunucu yönetmek Active Directory olan bir networkte hem mantıklı değil hem de çok maliyetli çok fazla iş yükü gerektiriyor vesaire. Onu ayrıca güvenli hale getirmeniz lazım vesaire. Doğal olarak insanlar onu tercih etmiyor, bunu tercih ediyor. Çünkü aktif direktörde bu özellik var. Ama aktif direktörü integrite DNS zonsta şöyle bir durum var, varsayılan olarak. Birincisi şu, biz bunu bilgi toplamak için kullanıyoruz. herhangi bir aktif direktörü kullanıcısı en düşük haklarda da olabilir, en yüksek haklarda da olabilir. Fark etmiyor. Varsayılan olarak bütün Active Directory Integrated DNS zonları dump edebilme yetkisine sahiptir. Şimdi içeri girdiniz. Şöyle senden yolu anlatayım. Saldırgansınız içeri girdiniz. Şimdi hep diyoruz ya lateral movement yapacağız. Başka bir makineye gideceğiz. E nereye gideceğimizi bilmiyoruz ki. İşte bunu öğrenmek için bu Active Directory Integrated DNS zonusu dump ediyoruz ve orada kayıtlı olan alan adları ve onlara karşılık gelen yani IP adresi değerleri neyse bunları dump ediyoruz. Buradaki veriler Active Directory'deki o computers'ın başlığı altındaki olan o computer'ın host değil. Onlardan daha fazlası. Şöyle düşünün bir file server'ınız var. Bunu kayıt etmeniz lazım bu DNS'e. Ki kullanıcılar gidebilsin o DNS'e değil mi? Yani Alice isimli client file server'a gitmek istiyorsa ne yapacak? İşte fileserver.hali.local yazacak. Enter'e bastığı anda veya sen bir şehre gitmeye çalıştığı anda bilgisayar otomatik olarak domain kontrolü gidip diyecek ki bunun IP'sini ver bana. Tamam Bu durum her yerde geçerli. İşte onu onun bilgisayarı çözmesi için Active Directory Integrated DNS olsa onu eklemen lazım. Bizim saldırgan olarak kullandığımız teknik bu. Direkt olarak orayı dump edebiliyoruz. Şey gibi düşünün. Lokalde DNS zone transfer yapmak gibi düşünün. Ama nasıl oluyor bu iş? Çok kolay. Aslında 3-5 tane LDAP sorgusuna bakıyor. Şimdi şurada hazır bir tane HTTP stagerim vardı. Yetkili yetkisiz olmanız hiçbir anlam ifade etmiyor. Herhangi bir e, domain kullanıcısı dediğim gibi bu işlemi gerçekleştirebilir. Şimdi yapalım. Benim burada bunun için tabii üçüncü parti bir şey kullanmam gerekiyor. Örneğin benim buradaki domain'im dzwebinar.local olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Evet dzwebinar.local. Şimdi bunun şeyini getirelim. Active Directory, Integrated DNS Zone kayıtların hepsini bir çekip getirelim bakalım. Oops, pardon, Domain Controller'ın IP adresini girmedim. E, domain Controller'ım da şu. Girelim bakalım. Zaten varsayılan birçok kayıt var. Onlar gelecek. Ondan sonra da benim oluşturduğum kayıtlar gelecek. İşte bu varsayılan kayıtlar bunlar. Işte. Kerberos, KPSBD, LDAP, MSDCS. Bunlar standart Active Directory'nin kayıtları. Bunlara bir problem yok. Sonrasında ise, bakın, hem e, benim etki alanında bir DC iki tane client var. Hem onların kayıtları geliyor hem de benim ayrıca oluşturduğum kayıtlar geliyor. Örneğin pnl.dz.webinar.local işte lokal gibi işte nokta lokal gibi oluşturduğum bir domain admin olarak hani öyle düşünün bir sistem admin olarak oluşturduğum kayıtlar ve onlara karşılık gelen IP adresleri bilgisi bana direkt olarak geliyor bu saatten sonra saldırgan olarak yaptığımız şey şu. Bu isimlerden bizim için en ilgi çekici, iştah kabartan hangisiyse oraya gidiyoruz. Genelde de bu file server oluyor. File server aslında bir kurumun bel kemiği alanlardan, sunuculardan bir tanesi. Ve saldırgan olarak da bizim iştahımızı en çok kabartan yerlerden bir tanesi. Hem ele geçirdiğimiz kullanıcılarla oraya okuyabiliyoruz. Hem anonim olarak oraya okuyabiliyoruz. Emin olun o paylaşımlarda neler var neler yani buranın ekmeğini çok görürüz ve tüm operasyon bu şekilde ilerliyor yani. Zararlı çalışıyor, erişim geldi. Burayı dump et, ardından ilerle. DNS işte bu şekilde, iç ağda da bu şekilde kullanıyoruz. Buradaki bütün olay zaten e, LDAP sorgularıyla olduğu için LDAP sorguları da zaten doğru düzgün takip edilir, korelasyon vesaire yapılmıyor. O yüzden bu işlemin yapıldığına dair herhangi bir iz bıraksak bile e, korelasyon olmadığı için herhangi bir aksiyonla da karşılaşmıyoruz. Zaten bu işlerde ben bir tecrübeli bir reddimer olarak şunu söyleyebilirim. %100 stealth yani %100 gizli bir işlem yapamazsınız emin olun. Öyle ya da böyle bir yerde iz bırakırsınız. Savunma tarafı içinse yeter ki o izlerden bir tanesini e, tespit edin. Ettikten sonra gerisi çorap söküyor gibi gelir ama resmin bütününe bakarak o izleri aramanız gerekiyor. Peki başka ne yapabiliriz? Çok ileri düzey bir case anlatacağım burada size. Bazen ele geçirdiğiniz e, networklerde yanal hareket yapmaya başlıyorsunuz. Örneğin buradaki makineyle geçirdik. Buradan başka bir makine gittik. Oradan başka bir makineye de biz gidebiliyoruz. Üçüncü bir makine gittiğimizi düşünün. Ama o öyle bir segmentasyon yapmışlar ki o üçüncü makine ne benim ilk ele geçirebildiğim makineye gelebiliyor. Ne internetteki komuta kontrol sunucuma gelebiliyor. Ne ondan sonra ele geçirdiğim makineye gelebiliyor. Hiçbir yere gidemiyor. Öyle izole bir network. Genelde çok hassas verilerin olduğu networktür burası mikro segmentasyonu çok iyi yapıldı networkler. Şimdi böyle bir durumda bizim o makine erişmemiz lazım. İstediğimiz şey orada. İşte burada yine bu aktif Directory integrated DNS zonsu kullanıyoruz. Şimdi bunu kullanabiliyor olmamızın sebebi şu. Aslında burada hani bunu uzatmadan kısaca şöyle söyleyeyim. Biz lokal network'te DNS tanımı yapıyoruz. Şimdi lokal network'te DNS tanımı nasıl yapacağız? Şimdi dışarıda yaparken işler kolaydı. DNS sunucu benim elimde. İstediğim kaydı giriyorum. Zararlı ya da git bunları sorarak gel bana diyorum. İç ağda DNS sunucu benim elimde değil. O yüzden bunun teoride kağıt üstünde yapamazsınız. Ama aktif direktörü söz konusu olunca yapabiliyoruz. Çünkü sebebi şu. Aktif direktörü de bu aktif direktör integrated DNS zonları iki şekilde düzenleyebilirsiniz. Birincisi RPC protokolü üzerinden domain kontrolüre bağlanırsınız. Bunun için third party birçok yazılım var. Veya Windows'un kendi e, yan ürünlerini vesaire kullanabilirsiniz. Bunu yapmanız için DNS admins grubunda falan olmanız lazım bu da çok yüksek bir hak. Zaten DNS admin grubusunda olsak böyle bir şeyle uğraşmayız. Domain kontrolünü direkt ele geçiririz. İkinci durum ise şu. Dynamic Updates diye bir feature'ı var. Bu Active Directory Integrated DNS Zones. Bu feature varsayılan olarak açık geliyor. Ve açık geldiği için Active Directory'deki herhangi bir kullanıcı, daha doğrusu Authenticated Users kullanıcısı Child Object oluşturabiliyor. Yani bu şu demek, Active Directory'deki herhangi bir kullanıcı gidip istediği şekilde DNS kaydı oluşturabiliyor bu Active Directory Integrated Zone'da. Şimdi gösterelim onun nasıl olduğunu. Şimdi bu normal, default olarak kurulmuş bir Domain Controller ve bir Active Directory ortamı. Şuradaki DNS'e bir gidelim. Şurada forward DNS local zones'a geliyorum ve DZ webinar lokale giriyorum. Bakın benim biraz önce e, sorguladığım e, şeyleri görüyorsunuz burada. Hepsinin kaydı burada. Buradan gerçekleşti Kayıt buraya giriliyor. Biz oradan dump ediyoruz. Şimdi buraya baktığım zaman şöyle şunun bir property'lerini bir açalım. Evet. Şimdi burada Görüyorsunuz kimlere neler yapabileceğini. Authenticated Users'a baktığım zaman bakın Create All Child Objects of gözüküyor. Bu varsayılanak bu ayar böyledir. Bunun anlamı Türkçesi dediğim gibi Active Directory'deki herhangi bir kullanıcı gelip buraya kayıt oluşturabilir. Ve biz buraya bir NS kaydı oluşturursak yani şu şekilde düşünün. Şuradaki grafik biraz daha açıklayıcı olacaktır. Şimdi bizim internette bir şeyimiz var komuta kontrol sunucumuz var ve senaryomuz şöyle olsun. Host A'yı biz normal zararlımız çalıştı ve HTTP üzerinden biz bunu yönetiyoruz. Sonra host A üzerinden biz gittik host B'yi ele geçirmek istiyoruz. Buraya dosya yazabiliyoruz. Uzaktan tetikleyebiliyoruz ama iletişim kuramıyor bizimle. İşte burada yaptığımız şey bu. Host A üzerindeyken biz domain kontrolüne gidip diyoruz ki işte halil nokta böyle bir isim olmaması lazım. Halil nokta işte senin aktif direktörün dzwebinar.local. Bunun için bir NS kaydı oluşturmak istiyorum. Ve bunun point ettiği yerde o NS kaydının point ettiği yer host a.dzwebinar.local. Ardından buraya host b zararlıyı gönderiyorum. Ve buradaki zararlı lokaldeki senin domain kontrolündeki DNS'i kullanarak Trafiği oraya yönlendiriyor. Tıpkı DNS tünelde yaptığımız gibi. O da bana host ayar idare ediyor. Çünkü onu sordu o isim. HLLDZ işte dsvebinar.local enes kaydının karşılığı olan a host ne? Host a.dsvebinar.local. O yüzden lokaldeki domain controller trafiği buraya rahat ediyor. Daha doğrusu soruyu buraya soruyor. Sorduğu zaman cevabı ben ona veriyorum. O da buraya götürüyor. İşte komple o mikro segmentasyonun yapıldığı çok 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 izole olan makineyi biz lokalde bu şekilde erişip zaten buradan da remote port forwarding ile vesaire o gelen DNS trafiğin TCP'den çevirebiliriz. DNS'i UDP'ye çeviririz. Dışarıya çıkartırız bunu. Buradaki eşit Kompo, Komplo segmentasyondaki makineyi bu şekilde internete çıkartabiliyoruz. Lokal network'te de e, e, DNS tunnel yapma olayı bu şekilde. E, süremiz de zaten azaldı. Artık toparlayalım. E, DNS'i biz bu şekilde kullanıyoruz. Hem dışarıdan bilgi toplamak için hem içeriden bilgi toplamak için hem zararlımızı iç ağdan dışarıdaki komuta kontrol sunucularımıza ulaştırmak için kullanıyoruz. Hem de iç ağa girdikten sonra bu şekilde mikro segmentasyonun çok iyi yapıldı, tamamen izole sistemlerinde başarılı bir şekilde iç ağda Active Directory Integrated Zone üzerinden DNS Tunneling hem iç ağdaki komuta kontrol sunucuna hem de onun üzerinden de internetteki komuta kontrol sunucusuna başarılı bir şekilde çıkartıp lateral movement'umuza devam ediyoruz. Bize verilen neyse oraya doğru ilerliyoruz. İşin bir farklı boyutu. Bu lokalde böyle DNS tünel sunucusu kurma falan olaylarının güzelliği şu. Sizin redirector'ınız domain controller oluyor. Birincisi bu. Yani kimse gidip de bunu sorgulamaz yani. Bu bilgiyi verdikten sonra gider sorgulara da. İkincisi iç ağdaki DNS trafiğini ben bugüne kadar doğru düzgün kontrol eden görmedim. Hani herhangi bir pik yapılıyor mu? Rate limiting var mı yok mu? Her ne kadar biz iç ağda da böyle DNS tüneli yapsak da trafiği açıp incelediğiniz zaman eğer aradaki o jitteri düşürürsek yani silibi düşürürsek çok fazla DNS paketi gidecek belli bir noktaya doğru. Bu çok dikkat çeken bir şey. Bunu da rate limiting demektir. Bu, bunu da çözmeniz gerekiyor. Ama dediğim gibi bunu da yapan görmedim. İçerideki DNS network trafiğine zaten karışan yok. Heşri bir trafiğine bile karışan doğru düzgün maalesef ki görmedim. benim anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer sorularınız varsa kalan bir iki dakikamızda bu soru.